Sizi bir tanıyabilir miyim? Murat Ergin Mideroğlu, İstahi Belediye Başkan Yardımcısı. Başkanım, bugün her gün kurulan, yıllardan beri bir gelenek haline gelen, ihtiyaç haline gelen, İstahi Çarşamba Pazarı kuruldu. Bununla ilgili bize bir açıklama yapabilir misiniz? Tabii. Şimdi Türkiye'nin her yerinde bu tür sebze pazarları kurulur. Bunlar da belediyelerin kontrolünde olur. Tabii şimdiye kadar bu pazarlar kuruldu. Düzensiz kuruldu. Herhangi bir kontrol mekanizması işletilemeden kuruldu. Hem pazarcı esnafımızın daha iyi şartlarda satış yapabilmesi hem de halkımızın daha nezih, daha güzel, daha sağlıklı, daha hijyenik ortamda alışveriş yapması sağlamak amacıyla bir takım belediyemiz tarafından bir takım düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemelerimizin içerisinde kapalı bir pazar oluşturduk. Hem güneşten hem yağmurdan korumak amacıyla. Hem de satış tezgahlarının yerlerini belli bir metrajda tutarak tüm esnaflara yer ayarlamaya çalıştık. Takdir edersiniz ki her zaman sayı artıyor. Pazarcı esnafı talep çoğalıyor. Herkes biz de pazarcılık yapmak istiyoruz diye bize talepte bulunuyor. Biz de tabii ki ona olabildiğince yer verme adına düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra da güzel bir şekle girdi. Hem gıda satanları birbirine ayrılmış oldu, hem sebze satanları aynı bölüme aldık. Daha önceden ücret konusunda her pazar yeri günlük, haftalık 20 lira, 25 lira, 30 lira arasında işgal ettiği bölüme göre para toplanıyor idi. Bununla ilgili iki tane zabıta arkadaşımız görev yapıp para toplamaktan denetim görevini yapamıyorlardı. Bu para işini de meclisimiz aldığı 43 nolu kararla bir defaya mahsus yıllık olsun dediler. 2 milyar olarak belirlediler. 2 milyarın 1 milyarını peşin, diğer 1 milyarını da 3 ay sonra verme kaydıyla bir görüş belirtti meclisimiz. Biz de bunu pazarcı esnafımıza ilettik. Hem zabıta görevli arkadaşlarımızın para toplamak yerine denetim yapması anlamına geliyordu. Yani pazarcı esnafımız bu rakamı yüksek buldular. Biz çevreden, diğer ilçelerden, illerden yaptığımız değerlendirme sonucunda bu rakamın çok normal olduğu, hatta daha da düşük kaldığını inanıyoruz. Dolayısıyla bu sorun giderilecektir. Arkadaşlarımızın gelmemesi kendi adına sıkıntı olacaktır. Belediyemiz bu konuda aldığı kararı uygulayacaktır. Meclis kararını uygulayacaktır. Ki bu meclis kararında bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelikte aslında çok güzel şeyler vardı. Örneğin halkımızın daha sağlıklı ürün alabilmesi için sağlık denetimlerinden tutun, gramaj denetimine kadar her türlü denetimi biz kayıt altına almıştık burada. Bu kayıt altına aldığımız denetimlerde aslında hem pazarcı esnafımız hem vatandaşımız rahat ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapacaktı. Hem pazardaki insanların daha rahat olabilmesi için pazarı açtık. Ara yolları önceden 1 metre yol vardı. Birbirine değmeden insanlar geçemiyor. Ama şu anda 3 metre yol bıraktık. Gayet rahatladı ortamı. Rahat ortamda rahat rahat alışveriş yapsınlar istedik. Artı insanların ucuza mı alabilmesi için rekabetin sağlanması gerekir. Dışarıdan mal girdisinin olması gerekir. Rekabet ortamında ucuz mal üretmek için zaten pazarın amacı bu zaten. Bu amaçla yapıldığı zaman dışarıdan gelen insanlar da malları pazarladığında halkın ucuza mal alacaklar. Tabii bu bizim pazarcı esnaf arkadaşlarımızın neden bu kadar ileri giderek pazarı boykot etme şeyine gelmeli? Biz anlamış değiliz açıkçası. Türkiye'nin her yerinde pazar vardır. Bu pazarlar belli bir miktarda sözleşmeyle veya ihaleyle insanlara ihale edilir. Dolayısıyla burada yapılan da tamamen bu. Başka bir şey değil. Kurulmama nedeni kendilerin inisiyatifinde mi değil? Biz pazar yerini kurduk. Pazar yerimiz hazır. Bunlar kendi aralarında anlaşarak pazara gelmemeyi tercih ettiler. Biz bu hafta pazar kurulmadı. Köyden gelen vatandaşın ürünlerini sattılar. Onlar bir şeyimiz yok zaten. Onlar da ücret de almıyor. Pazarcı köyden gelen insanların satış yapıları ücretsiz. Onlar bir para da almıyor. Bir dahaki haftada gelmemeleri durumunda meclis tekrar bir karar alacaktır. O karar ne aldı şu an bilmiyorum. O kararı da biz de uygularız. Peki düşündüğünüz kararların içerisinde bu olacak bir şey var mı? Düşünce var mı? Nasıl? Yani
dışarıdan pazarcı mı getirmeyi, ithal pazarcı mı getirmeyi düşünüyor? Hayır hayır, pazarcı getirmeyi düşünmüyorum. Hali hazırda dışarıdan gelen insanlar var zaten pazarda. Evet. O insanların getirdiği ürünlerin satılmasıyla ilgili. O rehavet sağlıyor zaten. Daha önceki bir deneyimimiz oldu. Dışarıdan insanların girişini kabul etmemişti başkanımız. Yani meclis olarak. Fakat baktık ki rekabet ortamı olmayınca fiyatlar yükseldi. Tekrardan dışarıdan gelmelerine müsaade ettiler. Bugün vatandaş pazara çıkmadı mağdur. Özel marketlerden, büyük alışveriş marketlerinin zebzir alanlarına hücum ettiler. Evet. Sizce vatandaş burada etkilenmiş midir? Vatandaş tabii ki olayın bilgisi içinde değilse olabilir tabii ki. Bilgisi olmayınca olabilir. Biz açıkçası yani bugün pazar kurulacak diye düşünüyorduk. Yoksa önceden bir tedbir alır, gereğini yapardık. Şimdi bizim meclise konu götüreceğiz. Meclisin sanıyorum başka olağanüstü toplantıya çağıracağım. Bu toplantı sonucunda meclisteki alınan karar neyse onu uygulayacağız. Bu olayları tümünü biz meclisten getireceğiz. Meclis eğer derse ki burası daimi pazar olsun, orayı daimi pazar yaparız, bunu ihaleyle vatandaşa satarız. Sabit pazar abi. Tabii, sabit pazar olabilir. Veya bir anlaşma yolu da bulunabilir. Veya pazarcı esnafımız kabul ediyor deyip gelebilir. Birçok şey olabilir, bilmiyoruz. Yani çünkü tamamen meclisin yetkisi içerisinde. Meclisin vereceği bir karardır bu. Peki başkanım, vatandaşlarınızla burada bilgilendirme kadar kısaca ne söyleyebiliriz? Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Bizim burada yaptığımız düzenleme hem vatandaşın yararına hem satıcının yararına. Eğer bu kural konmazsa düzensizlik devam edecek. Bizim yaptığımız düzenleme getirmek, insanlarımızı mağdur etmek değil, satıcılarımızı mağdur etmek değil. Bizim yapmak istediğimiz burada tüm Türkiye'de olduğu gibi aynı sistemi burada kurmak. Bu sistem de zaten o kadar ince düşünüldü ki, örnek veriyorum, çok basit bir örnek. Bir pazarcı esnafı bizden sözleşme yaptı, pazar yeri aldı diyelim. 2 milyar ödemesini yaptı diyelim. Yarın hak vaki oldu, öldü diyelim Allah'ın takdiridir. Biz burayı başkasına vermiyoruz. Yine onu varislere vermeyi düşünerek, taahhüt ederek yaptık. Yani o kadar ki ince düşünerek yaptık. Yani bir nevi çapalandırma oldu. Aynen öyle. Yani bir nevi hak sahibine hakkını bir teslim etmiş oldu. Yani burası artık sizin dedi. Ama yıllık ücret artışını meclis kendi karar verecekti. Belki artırmayabilir. Cüzü de artırabilir. Yüksekler bilemiyordu onu şu anda. Bunu meclisin yetkisine bıraktı. Yani yapılan tamamen böyle. Zaten hepsi meclisin yetkisinde. Bizim yaptığımız tamamen düzenleme. Sanıyorum buradaki sıkıntı mevcut yerlerini bırakmamak adına. Biz de hakkaniyet ölçüsünde bölgedeki insanların yerlerini de mağdur etmeme adına kura çekmek istedik. Yani kura çekerek yer verelim dedik. En adil olan da bu geldi bize. Dolayısıyla adil olan kura çekimine yanaşmadı. Kura çekimine yanaşmadı. Yani şu an pazar kurulmamasının bence altta yatan gerçek kura çekimine gelmemektir. Peki herkesi standart ölçülerde düşünüyor. Aynen. Standart ölçülerde verdik. Şu göstereyim size. Bizim pazar yerinin krokistir bu. Krokide gördüğünüz gibi 94 adet pazar tezgah kurulacak yerimiz var. Ve tamamı bu bölge 18 metrekare. Tamam. Tamam şurası. Şu bölge 27 metrekare. Buralarda zaten bakkal esnafına, salça, peynir, lor satan esnafa veriyoruz burayı zaten. Sebze pazar yapan yer burası bu bölge olacak. Peki başkanım şey dedim ya, pazarcılarla böyle kısa bir görüşme yaptığımızda denilen şey şu. Suyun geçtiği alanı, evet, kanalın üstüne 3 lira, arka tarafı 2 lira isteniyor diye bir rakam söylüyor. Bakın kanal dediğimiz de şu bölge. Şurası. Hı. Bu bölgenin üzerindeki yerler 27 metrekare. Alan büyük olduğu için biz metrekare birim fiyatı üzerinden hareket ediyoruz. 18 metrekareye efendim 2 milyar yani 9 metrekaresi 1 milyar olmuş oluyor. Bu da 3 katı olun 3 milyar. Yani buradaki farklılık bu. Zaten burası bakkal esnafına, salça esnafına, peynirci esnafına, lor satan, zeytin satan insanlar ancak ediyor zaten. Yeşillik olarak satan yer de burası. Zaten şu anda 94 tane yerimiz var. Bizden talep edilen, kayıtlı olan 110 tane esnafımız var. Neden azaldı sayı? Yolları genişlettiğimiz için azaldı. Yolları genişletmesek, bu sefer de insanlar birbirine değerek sıkıntı bir şekilde alışveriş yapıyor. Yolları genişletince sayı azaldı. Sayı azaldı şu dış kısımdaki o 27 metrekare yerleri de ikiye bölerek vermeye çalışıyoruz şu anda ki o zaman insanlara da tam yetiyor. Ama buradaki yapılan şey tamamen düzenleme. Mesela köylü pazar burada çok sıkışık noktadaydı.
şu bölgeye alarak bunları da rahatlatıyor. İstediği kadar köylümüz gelebilir, ürünü yatıp sergileyip satışını yapabilir. Böyle köylerde zaten herhangi bir ücret almıyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler başkanım.